Arkadaşlar selam. Size bugün Diablo 3'te nasıl barbarımı God tier yaparım adlı bir video çekeceğim. Yaklaşık 3 günde belki de 2 günde bir barbarı bu hale getirdim. Barbar her zamanki gibi güçlü. Hota build'i çok güçlü. Her ne kadar nerf yese de şu an tier 100 dungeon'ı yani gözüm kapalı gamepad'le falan bitiriyorum. Yani aspektlerin çoğu aynı. Sadece armor'da değişiklikler var. Uber tekrardan artık şuna vurma. Uber'de değişiklikler yok aynı. Zaten yeni bir Uber de yok. Barbara biliyorsunuz 3 tane hatta gerekirse 4 tane Uber takabiliyoruz. Şu anki aspektler dediğim gibi değişikte sadece armor'da bir değişiklik var. Ve bu armor'da you gain işte 6000. Bunun 6000'liği var ama ben bulamadım. Hatta sanırım 6700'ü de var. Maksimum 5900 ama E-Tank'te 6000'liğini de gördüm. 6200 müydü öyle bir şeydi. Evade'i cooldown'a sokuyor ama ayakkabıdaki şu Attack Reduce Evade Cooldown by 1,2 saniyelik sorunumuzu kaldırıyor. Şimdi bana şey diyebilirsiniz. Arkadaş bizde Uber yok. Bu build'de ne yapacağız? Aslında gene aynı şeyi yapacağız. İşte Grand Papa Rob'un dediği gibi çıkartacağız. Buraya %40 olan yüzde H Master'dı galiba. Şu. Kozego Power. Bakalım. Offensive. Aa, bize Türkçe gösterilen olacaktır. Gerekirse gösteririm ama oyunu İngilizce de bu şekilde. Hani bu ilde en azından İngilizce de yapın. Daha sonra Türkçe tekrar oynayın. Çünkü çok zor. Öbür türlü habire işte yabancı kaynaklardan araştırdığınızda bulamıyorsunuz. Ve zorlanıyorsunuz. Buluyorsunuz da zorlanıyorsunuz yani. Gerek yok. Bu H Master'ın 120'liğini bulup daha sonra herhangi bir kılıca taktığınızda %40 oluyor zaten. Two-handed olacak. Yani geçici olarak bunu atıyorum %10'unu takarsınız. 120'lik olur. Problem değil. Normalde işte Grandfather'ınız yoksa buraya %40'lığını getirmeniz gerekiyor. Buraya genellikle balta getiriyoruz bu arada. Çünkü health enemize vuruyor. Overpower damage'la şey güzel çalışıyor biliyorsun. Ne kadar çünkü ilk vurduğumuz monster bursting bonusuyla birlikte daha fazla vuruyorsunuz. Statları da şu şekilde olacak. Aynı buradaki. Yani all stat, str, overpower damage ve damage while bursting ki bunları artık bulmak çok kolay. Çünkü bu yeni gelen ürünlerdeki vaultlar biliyorsunuz. İnanılmaz item atıyor. Ve inanılmaz kısa sürüyor. Tuzakları tak 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 geçiyorsunuz oluyor bitiyor. Tek kasmanız gereken şu. Bu da inanılmaz kolay kasılıyor ve bunu kasarken level de kasıyorsunuz. O yüzden çok basit geliyor bana. Onun haricinde bu buradaki işte Mace, evet. Mace, yani Doombringer'ınız yoksa Mace takıyorsunuz. Mace taktığınızda da aynı buradaki statların birebir olacak. STR, All Stat, Overpower Damage, Damage While Berserking diye gidiyor. Aspektler dediğim gibi aynı. Buradaki benim omuzluğa taktığım Hammer of the Ancients aspektini buradaki Mace'e takıyorsunuz. Buraya da ne takıyorduk ya? Buraya düşünüyorum şu anda. Defansif bir şey takıyorduk diye hatırlıyorum. Pek bir önemi yok yani. Zaten build paylaşırım orada görürsünüz. Bunlar mühim değil şu an. Ayakkabı gene aynı. Tamamen lightning resistance'larla ilgili perfectlemeye çalışın. Ben perfectleyemedim ama gene de %70'i gördü buralar. Şu an Grandfather'ı çıkardığım için %70 değil. Taktığımda %70 olacak. Ama bunun tabii %60'lığını şuradaki resistance'lar var ya Cold Resistance, Fire Resistance. Bunların %70 şey %60'lığı oluyor normalde ayakkabıda. Bulursanız en azından yüzüklerinize armor takarsınız. Armorınız ne kadar yüksekse o kadar iyi tabii ki. Şimdi bir damage denemesi yapalım. Paragon board'u göstereceğim. Ama ilk bir damage'i göstereyim. Yani bayağı iyi vuruyor yine ya. Yok abi barbar gibi yok yani. Şimdi rekor sayısı yok. 1 milyar vuran hala var şu an.
Aslında baktığınızda itemlerim yani perfect. %120'ler geldi falan. Şunun %100 demesini buldum da critical chance'ı ve research relation azdı. Yüzükken de class sınıf yani yüzüğünü takıyoruz. Bu arada charge gidenler var. İşte challenging shot çıkartıp charge da koyabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Yani Rob da böyle bir not düşmüştü zaten. Ama yani bilmiyorum, ben charge'ı beğenmiyorum. Böyle hem daha tanky oluyorsun. Hem de charge uğraştırıyor beni. Habire charge atmak zorunda kalıyorum. Bu da hoşuma gitmiyor. Niye bilmiyorum. Ben dönüp vuracağım. Yani beyni bırakacağım, vuracağım. Yani dungeon'ı bu şekilde dümdüz dönüyorsun. Ama charge koymak isteyen çok bir şey değişmeyecek aslında. Yani buraya charge'ı koyacak. Eğer charge'ın çok daha vurmasını istiyorsanız, charge'ın aspektleri var. Atacağım dediğim gibi linkte. Charge'a ait ayrı bir build de var. Bu tamamen aslında aynı. Sadece hatırladığım kadarıyla şuradaki yüzüğü, yeni gelen barbar yüzüğünü koyuyorlar. O da şurada. Şu. Evet, şu olması gerekiyor. Bunu koyuyorlar. Buradaki hani rent, evet rent olarak gözüküyor ama aslında damage against your brawling skills apply 2 sec rent bleed. This can only affect each enemies once for seconds, every 4 seconds. Kanama etkisini daha hızlı uyguluyorsunuz. Buradaki avantaj o. Ama bence dediğim gibi kafanızı kapatın abi, dümdüz dungeon'a hammer'ı çaka çaka gidin yani. Yani bana charge güzel gelmedi ama tamamen tercih, hani kişinin tercihi. Charge güçlü. Bu şekilde de güçlü. Herhangi bir fark yok. Benim size önerim şu. Eğer ben şimdi leaderboards geliyor biliyorsunuz. Leaderboards'da bir sıralama sistemi olacak. Haftalık yenilecek. Herkes birinciliğe oynamaya çalışacak. Klasın, hani klas özelinde. İşte barbarlar çalışacak veya duo olarak çalışacak herkes. Dörtlü de olması gerekiyor galiba. Üçlü de olması gerekiyor. Bilmiyorum. Yani solo queue mantığı da var. Ben solo queue için uğraşacağım tamamen. Eğer ben burada işte birinciliğe oynayacağım, ilk işte yüze gireceğim, böyle dertliniz olacaksa Uber şart. Yani bu kaçınılmaz. Çünkü şuradaki gördüğünüz Doombringer'la Grandfather size inanılmaz bir can veriyor. Yani ben şunları çıkardığım an 12K cana düşüyorum. Bunları taktığım an 27K'ya canım çıkıyor. Hadi bunu Uber'iniz yoktur. 15-16K'ya kadar çıkarırsınız diye düşünüyorum. Ya da işte Tibuasville kullanmak zorundasınız aslında. Tibuasville'i çıkardın. Oraya maksimum health'ı koydun. İşte zırhta damage reduction'ları çıkardın. Health koydun. Bu sefer reduction'dan düşüyorsun. Pantolondan reduction kazanırsın biraz. Ama bilmiyorum, Tibuasville'den yani Tibuasville çıktığın zaman hem free olarak hem de yani free olarak hem de nedir o işte damage olarak düşüyorsunuz. O yüzden Tibuasville şart gibi bir şey. Bulunması da kolay. Dureli bir 10 kez dönersin en fazla. Tibuasville illaki düşer. Talisman da o şekilde. Talismanı hani Uber işte yüzük şey nedir o? Kolye düşürdün. Neydi adı, unuttum. Melted. Şu. Şu olması gerekiyor. Uber Melted düşürdün diyelim. Uber Melted'i düşürdükten sonra bunu da takabilirsin talisman yerine. Ama talisman inanılmaz bir damage veriyor. O yüzden talisman şart. Ama yeni gelen dungeon, yani yeni gelen derken bu Leaders Boss'la gelen birlikte dungeon ne kadar zor olacak bilmiyorum. Yani çok tank, çok level'ları yüksek olursa, işte bu neydi? Top şey, Abuzür müydü? Ne sikimdi, unuttum. Oradaki dungeon'lar kadar çok ucuzsa buna ihtiyacımız tabii olabilir. Ama bunu taktığımızda demek ki her türlü düşecek. Ya yani bunun kaçarı yok. Talisman şart, Tibuasville şart. Leaderboards'a ilk yüze girmek için en azından benim fikrim bu. Uber şart, hatta benim Shaco'm eksik. Harley'den bahsediyorum. Ama bulacağım. Ya illa düşüreceğiz artık, yapacak bir şey yok. Bir de yeni bir güncelleme var. Ben bunu gene Rob'dan izledim bu arada. Rob diyor ki Rob demiyor gerçi. Blizzard bir tane makale yayınladı. Dedi ki işte kullanmadığınız Uber ünlükleri yakmayın dedi resmen.
Yani ben de mesela fazladan iki tane Uber var, bir de Anderials Visage var. İnanılmaz useless bir item. Fantezi itemi. Bunları yakmayın dedi. Yani makal dediği tek şey bu. Tahminlere göre Rob'un tahmini, işte şuradaki bizim Forgotten Soul var ya arkadaşlar, bunun Uber versiyonu gelecek. 3 tane atıyorum Uber'inizi yaktınız, size 3 tane Forgotten Soul verecek. Ve 3 Forgotten Soul'u yeni bir Uber yapma şansımız olacakmış Blacksmith'te. Hani bu Rob'un tahmini. Bu bana mantıklı geldi. İlla ki yani öyle bir şey olacak. O yüzden fazladan kullandığınız Uber'ler varsa yakmayın abi. İşe yarayacak. Yeni güncelleme zaten başka herhangi bir şey yok. Pet kısmında da şu şekilde koydum. Direkt SS alın geçin abi. Skill'ler de şu şekilde. Ya skill'le zaten dediğim gibi build linki atacağım. Yani bu şekilde ilerliyor. Pek bir şey değişmemiz gerekmiyor. Dediğim gibi charge'lı bir, yani charge oynamak illa isterseniz onu da tabii ki değişiklik olacak. Şu an benim mesela şu an her şeyim bana göre perfect, bot hariç. Omuzluk da idare eder. Stat bakımından söylüyorum. Zırh biraz kötü. Damage reduction %8 nokta gerçek bayağı iyi. Bulması zor. Ama mesela 8.1 damage reduction from the bleeding enemies az. %17'den %8'i geldi. Yeni bir zırh bulursam tabii ki deneyeceğim. Onun haricinde ne anlatabilirim size? Paragon. Paragon'da Crusher, Dominate, Exploit, Ire ve Marshall var. Paragon board da bu şekilde. Build, yani bunu buradan bakmanız zor. Build linki atacağım, oradan bakarsınız. O yüzden burayı zorlamayacağım. Ama şu an Barbar hala mükemmel güçlü HOTA. Yani beynimi bırakıyorum, oynuyorum. Bir tier 92, tier yüzümüz yok mu? 91 var. Ya ha 100'e 91 işte. Girelim. Yani bu build'in geçen sezondan hiçbir farkı yok. Bir, iki aspekt ya değişti ya değişmedi. Charge ve normalde de hani bu yeni gelen armor'daki aspekt. Harici başka hiçbir şey yok. Abi bu şekilde yine giriyoruz. Beynimizi kapatıyoruz. Yani hiçbir şey yapmaları gerek yok. Aşırı tanki. İlla Uber'iniz, şimdi Uber'im var, lavuk ne konuşuyorsun demeyin. Uber'e inanın. Uber olmasa da bu şekilde dönerdim. Biraz daha fazla demiş tabii ki yiyecektim. Ama yani Uber de gider. Yani geçen sezon Barbar oynayanlar gitmiştir illa ki yani. Hatırlar. Uber'e gerek yok. Ama dediğim gibi yani buradaki tek sıkıntı Leaderboards. Yani Leaderboards'a Uber bence kesinlikle şart ilk yüze girmek için. Bu adamlar boşa şey yapmaz yani. Ama yani ne kadar level'ları kaç olacak şeylerin bilmiyorum. Hani mobların level'ları, elitler hani elitlerin level'ı aynı olacak. Böyle. Saçma konuşayım şu an. Değişen bir şey olmaz da. Moblar elitlerde. Sonunda boss mu olacak? İşte nasıl bir boss olacak, tekme atacak. Bu Abuzuru'daki boss gibi olursa Uber'siz zaten imkansız. Onu size söyleyeyim. Ben inanmıyorum yani. Uber'siz ilk yüze girebileceğimize inanmıyorum. Mesela Harley, yani mesela ben şu an Harley'siz aslında ilk yüze girebileceğimize inanıyorum. Biraz da stratejik olacak galiba bu leaderboard. Öyle Uber'im var hemen tak diye ilk yüze gireceğim diye bir şey tabii ki yok. Çünkü leaderboard'a ne kadar hızlı dönersen o kadar puan kasıyorsun. Yani sıralaman oynuyor. Yani gördüğünüz gibi Barbar gene aptalca. Hiç umurunda değil moblar. Yok Rogue gibi 3 vuruş kasayım. Oradan buraya uçayım.
Yok abi, patapüte bak giriyor yani. En basic damage'im 2-3 milyon vuruyor yani Vulnerable'da. Şunu alayım da. Ya ayrıca yani bir de şöyle bir şey var. Hani ben leaderboss'lara ilk anlattıklarında çok bir bilgi vermediler. Vermedikleri için kesin konuşamıyorum. Bir de Blizzard'ın huyudur. Birçok şey değişebilir anlattıklarına dair. Ki büyük ihtimal değişecek. Ki mid sezonda çıkacak. Yani onun haricinde barbarda daha nasıl güçlenirsiniz? Ya bu yani bu. Ya şöyle söyleyeyim. Sezon 2'deki barbarda şu an ben 700-800 milyon vuruyordum. Topsuz. Şu an 350-400 milyon vuruyorum. Çünkü o da birazcık nerfledi. Ama yani diğer dediğim gibi abazür gibi olmayacaksa zaten benim 1 milyar vurmamın da bir anlamı yok. Yetiyor çünkü. 100 milyon vursam da yetiyor. Ama ileride işte abazür gibi olacaksa zaten ne kasarsan kas. Yeni bir şey gelmediği sürece Tears of Blood, Uber, Paragon, Glyph'i vardı ya, onun gibi bir şey gelmeyecek. Yani damage'ım artacak bir şey gelmeyecekse ekstra oyunda bir mekanik. Zaten Uber de yetmez. Yetmeyeceği için pek de bir anlamı yok. Ben bu arada pek takmadığım için bunu açamadım. Yani barbar gene barbar. Zorlanmıyor. Bu link'ini atacağım dediğim gibi. Burada boşa tekrardan anlatmam zaten gerek yok. Bu ne ya? Hiç işe yaramayacak. Bir unique. Onun haricinde barbarda ne anlatabilirim? Öyleyse hala biraz zor kasılıyor. Ama inanın artık ona da gerek yok. Çünkü şuradaki abi nerede onlar? Niye göremiyorum? Ya sezon zımbırtaları var ya yeni gelen. Ha şunlar. Bak şu. Burada millet zaten deli gibi bunu açıyor. Deli gibi mob sayısı geliyor. Deli gibi XP geliyor. Yani benim Barbar'ı sıfırdan 50 yapmam. Abartmıyorum. 10 saat bile sürmedi herhalde yani. Gittim oraya direkt tak tak level atladım. Ben basıyorum millet basıyor. Ben basıyorum millet basıyor. Bu Elemental Core'la açtığımız yerden bahsediyorum. Eğer derseniz bunların içeriğini de görmek istiyorum. Seve seve video paylaşırım. Yorumunuz önemli. Daha detaylı video böyle üstün körü değil de işte her kılısı ya da bu işte nasıl hızlı level kasabilirim bu sezonda özellikle. İşte yeni Malphus mıydı ne sikimse o boss'u nasıl çıkartırım, onun materyallerini nereden çıkartırım, Durean materyallerini en azı nasıl çıkar şey kasarım gibi sorunuz varsa ayrı bir YouTube videosu hazırlarım, hiç problem değil. Ben şu an sadece Barbar'ın güncel durumunu paylaşıyorum. Benden tabii ki daha iyi barbarlar var. Ama Türkiye'de pek barbar videoların böyle god tier görmediğim için bu videoyu paylaştım. Her klası paylaşırım yani problem değil. Yani bu şekilde. Ben Pet'in üzerine çok durmadım. Çünkü Pet'in 2 Uber'i de bende yok. Şunlardan bahsediyorum. Bunları düşürmeye çalışıyorum şu an aslında. Bunlar düşündüğünde şu The Supporter Skill grants you plus 4 to all skills when used for 2 seconds dediği bizim Hammer of Ancient var ya ana skill. Buna kaçtı? 2 saniye artı 4 puan veriyor. Harley'in olduğu için artı 2 de o veriyor. Yani damage kat kat artacak. Onun haricinde anlatacağım ya barbar tek bir şey yok ya. Barbar. Kapa gözünü. Döne döne vur. Dungeon'ı bitir. Yani bu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.